meclis açılacak 1 Ekim'de ve mecliste ufak ufak AK Parti'den sinyaller gelmeye başladı. Küçük küçük açıklamalar yapılıyor. İşte emeklinin bir yük olduğuna dair, hükümete mali bir yükü olduğuna dair, işte emeklilik yaşının daha da ileriye gelmesine dair bir takım açıklamalar geliyor. Yeni dönemde bir emeklilik ve emekçiler ne bekliyor sizce mecliste? Bağkur 7200 konusu var, bir de yine soru vardı onunla ilgili. Bağkur 7200'e çıkar mı yeni dönemde? Yaş 70 olur mu emeklilik yaşı, ya da işte emeklilerle ilgili geri adım atılacak bir durum yaşanır mı? Ne dersiniz? Bu açıklamaları isimlerden soruyorum. Şimdi Şebnem Hanım, orta vadeli program tekrar mecliste gelecek. Orta vadeli programı uygulayacağız diyorlar. Şu anda bakın son bir haftadır dikkat ederseniz, şimdi de orta vadeli program meclis açıldığında meclise gelecek, işte gündeme gelecek, yasal düzenlemeler buna göre olacak diyorlar. Orta vadeli program denildiği zaman kıdem tazminatının fona devri konusu var. Şimdi beni arayanlar şöyle arıyorlar: Özgür Bey, ben emekli olayım, şu kıdem tazminatım yalnız. Ya kimsenin kıdem tazminatı yanmaz. Diyelim ki, bakın, örneklerle gidiyorum. Siz Şebnem Hanım 20 yıllık çalışansınız. Emekliliği de hak etmişsiniz. Ama bu yıl değil, bir dahaki yıl emekli olacaksınız. Kıdem tazminatı da diyelim ki fona devir oldu. Detaylarını anlatırız da basit anlatıyorum. Sizin bu sürenizin, 20 yıllık sürenizin tamamı kıdem tazminatla fona devir olmaz. Milat tarihi belirlenir. Bu milat tarihine göre kıdem tazminatı artık fona devir olur, ama emekli olduğunuzda işverendeki kıdem tazminatınız ayrı, fondakini ayrı alırsınız. Kaldı ki bu kıdem tazminatı fonu konusu da çok tartışılacak bakın Türkiye'de. Şimdi kıdem tazminatının fona devir konusu gelecek. Bu çok tartışılacak. Mecliste bayağı bir gündem olacak. Türkiye'nin gündeminde olacak. Kıdem tazminatının fona devri konusunda bugünkü yasal düzenlemelerle, yani bir kişi askere gidiyorsa kıdem tazminatını almalı, evlenirken kıdem tazminatını almalı, işte 3600 günlüğe, 4500 günlüğe, 7000 günlüğe, yani şu anda kıdem tazminatı alma hakları aynen devam ederken, bir yıla bölünmüş kıdem tazminatı, yani kıdem tazminatının bürütü bölü 12 şeklinde aylık bazda kıdem tazminatına fona para aktarılacaksa, aslında bu da uygun olur, işveren de rahatlatır, işçi de rahatlatır. Ama burada hem işçi için hem işveren için haksızlık olmaması için, o iş yerinde çalışan için kıdem tazminatına fona para aktarıldıktan sonra o kişi, diyelim ki iş yerinde hırsızlık yaptı, yüz kızartıcı bir suç işledi ama kıdem tazminatına da işveren parasını aktarmıştı, o kişinin o parası işverene tekrar aktarılmalı. Bugünkü yasalarda nasıl kıdem tazminatı alma hakkı yoksa, ya da alma hakkı varsa da kıdem tazminatından bunları almalı. Ya bugünkü yasalarla kıdem tazminatı fona devir olursa bence çok da iyi olur. Bakın %100 ben kıdem tazminatına karşıyım demiyorum. Ama kıdem tazminatı sadece bir kaynak oluşturmak için kıdem tazminatı getiriyoruz. Sadece emekli olduğunda ya da öldüğünde hak sahipleri alır. Bunun dışında kıdem tazminatı fonuna kimse dokunamaz derlerse bu kıdem tazminatı fonu çok işe yaramaz. Bir de kıdem tazminatı bunu daha düşük tutarlarda belirlerseler yine bu çok işe yaramaz. Yani bir yıla bir brüt ücret şeklinde kıdem tazminatı ödeniyor ya, yani 20 bin lira kıdem tazminatı için asgari ücretin brüt tutarı. Bunu 12'ye böldüğümüzde aylık bazda 1666 lira. Hükümet diyor ki bu 1666 lira olmasın diyordu geçmiş dönemlerde. İşte bunun yarısı kadar 833 lira yatırsın işverenler. Geri diğerini yatırmasın. Bu durumda da kıdem tazminatında 25 yıl çalışan 12,5 yıl kıdem tazminatı alsın. 10 yıl çalışan 5 yıl alsın. 20 yıl çalışan 10 yıl alsın, 40 yıl çalışan 20 yıl altına döner bu iş. Bu da bazı hakları beraberinde götürür. Bu şekilde olursa bence hiç gelmesin. Ama gerçek anlamda bugünkü sistem şeklinde olup siz kıdem tazminatınızı fonda görürseniz bu olabilecek bir durum. Yani kıdem tazminatı fona devri konusu geldiğinde sendikalar hemen elinin tersiyle itmemeli. Muhalefet hemen elinin tersiyle itmemeli. Hatta kendileri evet kıdem tazminatını fona devirde iyi olur. Şu anki mevcut durumda şu 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 maddelerle kıdem tazminatı fona devir edilmelidir şeklinde, hatta onlar da kendi söylemlerini dile getirmeleri lazım. Ama hükümet buna yaklaşmıyorsa buna başta çalışanlar, sendikalar, muhalefet, herkes, bizler, sizler hepimiz buna karşı çıkmalıyız. Çünkü kıdem tazminatı çalışanların elindeki tek bir yasal dayanak, hak, toplu alabileceği para, bunun da elinden gitmemesi lazım. Ama kıdem tazminatı konusu ilk gündemde gelecek konu bence kıdem tazminatı fonu olacak.
Diğer emekli kişi 70 mi olacak? Ben zannetmiyorum, bakın öyle şeylerin olacağını zannetmiyorum. Şimdi birçok kanalda bunlar yapılıyor. Emekli kişi 70'e çıkacak. Yani bakın böyle bir şey şu anda beklenmiyor. Hükümet getirirse, yazılı olarak ortaya koyarsa işte o zaman tartışırız. Ama ortada hiçbir şey yok. Yani insanları böyle endişelendirip moralini bozmaya da şu anda bence gerek yok. Yani ortada hiçbir şey yok derken, biliyorsunuz daha önce geçtiğimiz işte yıllardır bu yayınları yapıyoruz. İktidar Partisi'nin şöyle bir şeyi var, stratejisi var. İşte ya çıkaracağı bir yasayla ilgili, yapacağı bir şeyle ilgili. Önce böyle küçük küçük işte medyada haberler yayınlanmaya başlar. İktidara yakın medyada küçük küçük haberler yayınlanmaya başlar. İşte tepkilere bakarlar. Sonra işte AK Parti'den işte grup başkan vekilleri, milletvekilleri, işte Cumhurbaşkanı yardımcısı yine bununla ilgili net olmayan böyle küçük açıklamalar yapar. Yine bir nabız ölçerler. Ama ondan sonra o yasa meclise gelir bir şekilde. Bunu çok yaşadığımız için. Evet, bu aynen öyle. Güzel. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı acaba? Çıkıyor mu? Yoksa şimdi, şu anda yoklama ben var. Bu konuyla ilgili ben bir gelişmenin olacağını zannetmiyorum. Meclis açıldığında tabii göreceğiz. Bakın ama kıdem tazminatıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Belki emekli aylığı hesaplama sistemiyle ilgili bir değişikliğe gidilebilir. Çünkü çok mağduriyet yaratıyor artık. Çok kişi tarafından da bir önce yani yayının başına söyledik. Kayıt dışılığa neden olan bir hal ve durum yaratıyor şu anda. Emekli aile hesaplaması. Bu konularla ilgili bir çalışma olabilir. Bakın Bağkur'la ilgili bekliyorum. Kimleri kapsayacak bilmiyorum. Bekliyorum. İsteğe bağlı sigorta primlerinde indirim. Bekliyorum. Buna benzer konularda ev hanımlarına çocuk sayısına göre Türkiye'nin nüfusu, Türk nüfusu söyleyeyim. Türk'ün nüfusu artıyor ama Türk nüfusu çok artış hızında çok fazla düşüş var. Nüfusun da artması da gerekiyor. Bunu da özendirmek için çocuk sayısına göre yaştan fiili hizmet düşülecek şekilde emekli olacak annelere bir hem bir şans fırsat verilecek hem de çocuk sayısını arttırmak için. Mesela örnek veriyorum, 60 yaşında emekli olacaksa bir çocuk varsa bir yıl ya da iki yıl yaştan düşecek gibi yaşını biraz böyle geriye çekecek gibi fiili hizmet hakkı verilebilir denildi hükümet tarafından. Bunlar gündeme gelebilecek konular olur. Ama emekliler bunları mı bekliyor? Emekliler bunları beklemiyor açıkçası. Şu anda emekli ne bekliyor? Diyor ki şu an meclis açılsın. Şu anda dün kira artış oranları belli oldu. Kira artış oranı. Yani %61. %61 bugün 15 bin lira kirası olana ev sahibi, biliyorsunuz evlerde de meskenlerde de %25 sınır kalktı. 9 bin artış yapıp bu ay 15 bin liraysa, bu ayda artış zamanıysa 15 bin liradan 24 bin liraya çıktı bu ay kirası. %61. Emekli aylığı ne kadar artacak peki? Emekli aylığı %12, %15. Kirası %60. 61 oranında artmış. Zaten emekli maaşından bugün kira yok mu? Yani 12-13 bin liraya. Neden? Emeklilerin derdi çok ciddi bir mağduriyet. Emekliler bu konuyla ilgili son derece haklılar.